komşum harika. Ağrısız sızsız. Tedavi edecek bu ilaç. Gel. Buyur nine, götür şöyle. Sağ ol evladım. Yanlış gelmedim değil mi evladım? Siz kimi aramıştınız? Ah evladım, üzerimde bir halsizlik, bir halsizlik. Gözlerim iyi görmeye, kulaklarım iyi işitmeye. Beni doktora götürün dedim, buraya götürdüler. Hah, tam üzerine bastınız bu Necih'i. Bir şey mi kırdım yoksa lan? Hayır canım, aradığınızı buldum. Ben... Önce sizi muayene etmem lazım. Neyiniz var nine? Benim mi evladım? 2 tane tarlam, 5 tane danam, 40 tanecik de koyunum var. Nineciğim, şikayetiniz nedir? Ah evladım, bizim oğlanla var ya, hayırsız evlatlar. Onu demedim nineciğim, rahatsızlığınız, hastalığınız hastalığınız. Ha evladım, sen öyle desene, ben nereden bileyim hastalığımı? Ben cahil bir kadınım evladım. Tabii canım, tabii tabii. Öksürüğünüz var mı mesela? Hem de nasıl? Öksürün bakayım. Çok düzenli öksürüyorsunuz. Evladım, bütün gece talim yaptım. Talime devam edin. Kesinlikle düzene girecek bir. Başka nine? Evladım, başım da dönüyor. Hangi tarafı nine? Sağ mı, sola mı? Ben nereden bileyim evladım? Ben sağ mı, sola mı bilmem ki. Yaparsan geçer, tamam mı? Olur, yaparım. Gözlerin de iyi görmüyor değil mi? Maşallah oğlum, cin gibi doktorsun sen. Pekala teyze, sana birkaç ilaç yazıyorum. Sağ ol evladım, hadi hoşça kal. Hemşire hanım, hemşire hanım. Şu hastayı kaldırın lütfen. Kaçıncı oldu doktor bey, ne yapacağız buna? Onu da babanı soruyorsun. Ne biçim hemşiresin sen? Özür dilerim efendim. Diğerlerin yanına götür. Hadi çocuğum. Ben meşgul bir adamım. Beni uğraştırma yahu. Doktor doktor civanı. Neler istiyor canım? Ne istesen arayın, ben de senin olayım. Doktor doktor civanı. Gel. Neden geldiniz? Ya birkaç gündür bacaklarım ağrıyor. Ağrısından duramıyorum. Teyze, seni şöyle bir kontrol edeyim bakalım. Öksür teyze. Ne oldu doktor bey, yoksa ölecek miyim? Evet, öleceksiniz. Ne zaman? Allah Allah bilir. Nasıl olsa hepimiz öleceğiz sonuçta. Teyzeciğim, sizin hastalığınız çok gitti. Şimdi sana birkaç soru soracağım ama doğru cevap vereceksin. Tamam. Gece yatarken göz kapaklarınız kapanıyor mu? Teyze, senin kalbin de sol tarafta. Bir şey yerken çiçeğinle çiğniyorsun değil mi? Evet. Pekala teyze. Ben de bazı anormallikler görüyorum. Buna tıp dilinde sarapidolipus denir. Şimdi sana birkaç ilaç yazıyorum. İlk dozunu burada bul. İyi olabilecek miyim evladım? İyi olabilmek ne demek? Tıp gibi olacaksın. Sağ ol evladım. Allah razı olsun. Hoşça kal. Hemşire hanım, hemşire hanım. Şu hastayı kaldırın lütfen. Bunu da aynı yere değil mi? Ah şöyle bak, öğreniyorsun ne yapacağını. Ya teyze, dur birden bu şarkı dinlen ki. Bırak kızım, şey yapacak mı? Bıraktı be hemşire hanım.
Benim bir top class bir doktordan hizmet almak isteyenleri neden engelliyorsun? Gel bakalım teyze sen. Teyze mi? Tamam gel abla sen. Abla da olmaz ama neyse. Şikayetin ne bakalım? Vallahi doktorcuğum aslında pek şikayetim yok. Yaşım 80 ama ben yeni hissediyorum. Doğru. İnsanın ne hissettiği önemli değil. Birkaç iyileştirme yaptırmak istiyorum. Çok ihtiyacın yok kız ama. Önce burnumu biraz küçültüp kaldıracaksın. Sonra kulaklar bir kepçeyi düzeltecek. Sonra yanakları biraz dolduracaksın. Sonra maviler sıkacaksın. Bir de botoks yapacaksın. Teyze Azrail sana randevu vermedi mi? Hayır yaparım, yapmasına da boşa gider ettiğim masra. Aa olur mu? Bak sen Ajda ya. Ajda kim? Pekka. He tamam tamam teyze. Seni aynı Ajda Pekka yapacağım. Yarın 8'de gel, 80 bin bakımını alalım. Hemşire hanım, hemşire hanım. Hemşire hanım. Şu az, aman. Şuna bakımını yaptırın. Gel. Seç gel. Ben bir, ha, ben sapı sağlamadım. Kafayı şükrünüz galiba. Asıl 43'ten sensin sen. Seni gidip de doktor seni götüreceğim sana. Hadi yakalayalım. Yakalayıp bakalım gene kaçarım. İnsanlık benden hizmet bekliyor. Beni insanlığa hizmetten alıkoyamazsınız. Görüyorsunuz sünnetten estetiğe her şeye sinir.